Çanakkale Belediye Başkanı Uygur Gökhan, Çanakkale Belediye Başkan Adayı adaylığı için Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'na başvurusunu yaptı. Gökhan, parti binasında aday adaylığı ile ilgili başvuru dosyasını vermek için basın toplantısı düzenlerken, parti binası dışında da büyük bir kalabalık Gökhan'a destek verdi. Gökhan basın toplantısında Çanakkale Belediyesi'ni iyi yönettiklerini belirterek borçsuz ve çok çalışan bir belediyeyi izledi. Gökhan yeni dönem için yeniden varım diyerek adaylık başvurusu dosyasını Merkez İlçe Başkanı Necat Önder'e verdi. Takdim etmek istiyorum. Eksikler varsa tamamınız başkanım. Başkanım ne kadar mısın şöyle? Görev yaptığım yaklaşık 11 yıllık süreçte attığım her adımda, yaptığım her işte, kent halkına verdiğim sözleri, onların kaynaklarını kullandığımı, onların değerli emanetinin bekçisi olduğumu asla aklımdan çıkarmadan hareket ettim. Sosyal demokrat anlayışım gereği kendime anayasa olarak belirlediğim birlikte yönetim, önce insan ve katılımcılık anlayışlarından asla vazgeçmedim. 2009 yılında gerçekleşen son yerel seçimlerde kentim ve kentlimin öncelikleri doğrultusunda yapmayı vaat ettiğim 95 projeye 27 yeni proje daha ekleyerek ortaya koyduğum 122 projenin %62'sini tamamladım, %13'ü devam etmekte ve %15'i de hayata geçmek üzere gün sayıyor. Bunca yüksek maliyetli yatırım devam ederken Çanakkale Belediyesi borçsuz ve kredibilitesi yüksek sayılı belediyelerin başında geliyor. Çanakkale'ye uzun yıllardır yapılan akılcı yatırımlarla bugün insanların yaşamaktan büyük keyif aldığı, kendisini ayrıcalıklı hissettiği, alt ve üst yapı sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, daha da yaşanılır bir kent olur. Bugün bu kentte insanlar rahatça, özgürce yaşamlarını sürdürüyor, kimse kendisini öteki hissetmiyorsa, katılımcı demokrasinin güzel örnekleri yaşanıyorsa, bu ayrıcalıklı durumda bu kentte uzun yıllardır süren sosyal demokrat belediyecilik anlayışının çok büyük payı vardır. Ben 11 yıldan beri büyüdüğüm, ekmeğini yediğim kentime hizmet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Kentime ve kentime hizmet etmek için içimde dinmeyen bir heyecan ve çalışma azmi var. El birliğiyle, gönül birliğiyle, samimiyet ve güvenle hep birlikte başardıklarımızı devamı için ben yeniden varım diyorum. Demokrasinin en güzel örneğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin farkını bir kez daha gözler önüne seren bu süreçte aday adayı olan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Partimizin ve özellikle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkemizin daha özgür ve demokratik bir ülke olması adına verdiği mücadeleyi ve göstermiş olduğu onurlu duruşu desteklediğim için ben yeniden varım diyorum. Ve son olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu sürecin sonunda partimizin öngördüğü yöntemlerle belirlenecek adayın doğaldır ki kendim almasını arzu ediyorum. Ancak bilinmelidir ki bu süreç benim lehime işlemez ve başka bir aday adayı arkadaşım bilinen, belirlenen yöntemde önümüzdeki seçimlerdeki adayımız olarak belirlenirse asla bir kırgınlığa, küskünlüğe girmeden partimin adayı olan arkadaşımın belediye başkanı seçilmesi ve Çanakkale'de sosyal demokrat, çağdaş, Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik anlayışının devamı için çalışacağımı herkesin bilmesini isterim. Gökhan adaylık başvuru dosyasını teslim ettikten sonra parti binası önünde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Çanakkale'nin borçsuz bir belediye olduğunu hatırlatan Gökhan, Çanakkale için elimizden gelenin fazlasını yaptık dedi. Kalabalığa yaptığı konuşmada yeniden varım diyen Gökhan'ı kalabalık sloganlarıyla destekledi. Çanakkale seninle gurur duyuyor! Çanakkale seninle gurur duyuyor!
Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili hemşehrilerim, 2009 senesinde bundan 5 yıl önce bana güvendiniz. Biz de varız dediniz. Bana kefil oldunuz. Ev ev dolaştınız. Özellikle kadınlarımız birer birer evlerin içine girdiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyal Demokratların adayı olarak 5 yıl önce bu göreve başladım. Bu süre zarfında hep aklımda bir şey vardı. Hep bunu sizlere söyledim, paylaştım. Ben sizi temsil ediyorum. Sizin kefaletinizi ödüyorum. Bana kefil oldunuz. Sizin yüzünüzü kara çıkartmamam lazım dedim hep. Ve Allah'a şükür bugüne geldiğimizde Çanakkale Belediyesi'nin şu anda bulunduğu durum, borçsuz bir belediye, kamuya borcu olmayan bir belediye, gayrimenkullerini, araçlarını büyütmüş, çoğaltmış bir belediye, gelirlerini en üst düzeye çıkartmış bir belediye, yatırımlarını, bütçesini yatırım bütçesi halinde sürdüren bir belediye ve parası olan bir belediye ve itibarı olan bir belediye durumundayız. Dediğim gibi sizlerle beraber yola başladık. Sizlerle beraber yürüyüşümüz devam etti ve bir dönem sonra, bir 5 yıl daha sizlerle bu yürüyüşümüzü devam ettirmek için ben yeniden varım diyor. Helal olsun. Biz de varız, biz de. Partililer, saygıdeğer hemşerilerim. Peki neye güvenerek ben bu yola çıkıyorum? Kime güvenerek çıkıyorum? Örgüte güvenerek çıkıyorum. Örgüt sizsiniz. İşte Çanakkale'deki sosyal demokratlar, Cumhuriyet Halk Partililer, sola inananlar, insan haklarına, demokrasiye, özgürlüklere inananlar, İşte bizim arkamızdaki örgüt gücü bu. Onun için burada çıkarılmaya çalışılan dedikodulara inanmayın. Hayır. Benim örgütle hiçbir sorunum yok. Sizlerle hiçbir sorunum yok. Olamaz. Gökhan konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti. Ben ilkokul öğretmenim. Tabii ya. Başkan, başarı durumunuzu soralım mı?